Ben Mahir Baş. Gerçeğin adresinde saatlerimiz 24'ü gösterirken gündemin öne çıkan başlıklarını aktarmak için yeniden karşınızdayız. Yaklaşık 40 dakika boyunca birlikte olacağız. Günün sıcak gelişmelerini sizlere aktaracağız. Evet, gelişmelerle gece bültenimize başlayabiliriz. Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 5 gün sonra bataklık alanda cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması sürüyor değerli izleyenler. Evet, soruşturma kapsamında İçişleri Bakanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile bölgeye giden Yılmaz Tunç ziyaret sonrası olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturmada bugüne kadar yapılanları anlattı. Olayın çözülmesi için adli tıp raporunun önemine dikkat çekerek gözaltında bulunanların bugün adliyeye çıkartılacağını açıkladı. İzleyelim. 21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde ikamet eden Narin kızımızın eve dönüş yolunda saat 15.15 sıralarında 4 arkadaşını takip ederek eve doğru yola çıktığı son görüntüsü sonrasında kendisinden bir daha haber alınamamıştır. 51'i jandarma, 11'i polis bölgesi olmak üzere 62 ev ve 24 metruk binada adli arama yapılmıştır. 20 PTS noktası ile 137 kamera incelenmiştir. 26 kişinin şüpheli, 241 kişinin tanık olarak olmak üzere toplam 267 kişinin ifadesi bugüne kadar alınmıştır. Narin kızımızın amcası Salim Güran, 2 Eylül 2024 tarihinde komşusu Nevzat Bahtiyarsa 10 Eylül 2024 günü çıkarıldıkları mahkemece beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumda olan çocuğa karşı kasten öldürme ve hürriyeti tahdit suçlarından tutuklanmışlardır. 22 şüpheli halen gözaltında olup 12 Eylül 2024 yani yarın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceklerdir. Narin kızımızdan alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik ve patolojik incelemeler yapılmak üzere bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı, diğer kısımları da daha ileri tetkik gerektiğinden İstanbul Adli Tıp Kurumumuza gönderilmiş ve bu doku örneklerindeki incelemelerde adli tıp kurumlarımızda devam etmektedir. Şüphelilerin delillere ulaşarak ifade taktikleri geliştirmesinin önüne geçilmesi için çok kritiktir. Tanıkların herhangi bir baskı altında kalmamasını ve soruşturmanın adil şekilde ilerlemesini sağlamak adına hayatidir. Elbette kamuoyunun haber alma hakkı son derece önemlidir. Ancak bu süreçte soruşturmanın gizliliği ve hukuki hassasiyetler mutlaka gözetilmelidir. Evet, bütün Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın devam ettiğini aktarmıştık. İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanırken soruşturmanın ilk tutuklusu Narin'in amcası Salim Güran da muhtarlık görevinden alındı. Ayrıca ikinci bir tanık olduğu da ortaya çıktı. Salim Güran, Narin'in kaybolduğu gün tarlada olduğunu söylemişti. Tanık Güran'ın akşam saatlerinde Narin'in evinin orada gördüğünü söyledi. Narin soruşturmasına ilişkin yeni neler yaşandı, hep birlikte bakalım. 21 Ağustos'ta kayboldu. 8 Eylül'de ise cansız bedeni bulundu. Daha önce de bakılan dereden çıkarılan Narin toprağa verildi. Geriye yanıtlanması gereken soru işaretleri kaldı. Narin soruşturmasına ilişkin arandığı süreçte ilk olarak amca gözaltına alındı. Köyün muhtarı da olan Salim Güran, daha Narin bulunmadan kasten öldürme ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının hemen ardındansa 25 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerden muhtarın komşusu olan Nevzat Bahtiyar itirafçı oldu. Bahtiyar, Salim Güran'ın isteğiyle Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Bahtiyar'ın çocuğu iştirak halinde kasten öldürme suçundan tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 2'ye yükseldi. Ayrıca soruşturma sürerken 2 Eylül'de tutuklanan Tavşantepe Mahalle Muhtarı Salim Güran Bağlar Kaymakamlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. İlçe İdare Kurulu kararıyla 1. Aza Muhtar olarak geçici görevlendirildi.
NTV'nin haberine göre soruşturmada ikinci bir tanık olduğu ortaya çıktı. Amca Salim Gülen jandarmadaki ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün 18.50'de tarlada olduğunu iddia etmişti. Ancak tanık Mehmet Şevket Kaya amcayı 18.30-19 saatlerinde çocuğun evinin orada gördüğünü söyledi. Gülen bu ifadeye öyle bir şey yok, yalan söylüyor diye tepki gösterdi. Amcanın olay günü yaptığı telefon görüşmelerinde Antalya'dan bir kişiyle defalarca telefonda görüştüğü de ortaya çıktı. HTS kayıtlarında amcanın Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Ekipler bu arama kaydını araştırıyor. Yani bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü ailede, yani bizim dostlarımız, onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyorum. Yani aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin tüm bireylerini hemen hemen tanırız. Bu ifadeleriyle tepki çekti. Gülen ailesini koruduğu yönünde eleştirildi. AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, şimdi ise amca Salim Gülen'in cinayeti işlemiş olabileceğini söylüyor. Narin'in Kur'an kursundan çıkarken başında bulunan tülbenti ailesiyle birlikte yaşadığı evinde bulundu. Bu önemli bir bilgi. Çünkü Narin'in eve ulaşmadan kaçırılmış olabileceği gibi tahminler de yürütülüyordu. Ancak tülbentin evde bulunması Narin'in eve ulaştığını gösteriyor. Bunlar Narin'in görmemesi gereken bir şey gördüğü için amcası Salim Gülen tarafından öldürülmüş olabileceği düşüncesini akla getiriyor. Narin'in ölümü siyasetin de gündeminde kalmaya devam ediyor. Bir tepki de Saadet Partisi'nden geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Milletvekili Mahmut Arıkan yargı sistemini eleştirdi. Hiçbir gerekçe 8 yaşındaki masum bir çocuğun katledilmesini haklı kılamaz. Görüyoruz ki ceza kanunu ve infaz yasası suçluları caydırıcı şekilde cezalandırmaktan çok çok uzak. Narin'in katledildiği bu acı olayı bir milat kabul ederek benzer vahşeti aklının ucundan dahi geçirenlerin bacaklarını titretecek değişiklikleri hayata geçirelim. Evet, soruşturmaya dair gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası Erhan Güran No Haber'e konuştu. İtirafçıyla yaşadığı diyaloğu anlatan Erhan Güran, yaşananları anlatarak onu toprak bile kabul etmeyecek dedi. Narin soruşturmasında amca Salih Güran'ın yanı sıra Narin'in cansız bedenini gömme karşılığında para teklifi aldığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar da tutuklandı. Susan işte yapan susmuş. Kaç gün sonra çıktı. Gözaltında olmayan tek aile üyesi olan amca Erhan Güran ise sessizliğini bozarak itirafçıyla aralarında geçen konuşmayı paylaştı. Zaten yukarıda bakkala gitmek için Nevzat'ın evinin arkasında bir yol var. Oradan da gidiyor. Amca Erhan Güran, Now Haber'e yaptığı açıklamada itirafçı Bahtiyar'la camide geçen diyaloğu anlattı. Camide oturuyorduk, geldi yanıma oturdu. Ben demişim kesinlikle ben Salim'den şüphelenmiyorum. Salim böyle bir şey yapamaz. İtirafçının her şeyi bilmesine karşın susmasına tepki gösteren amca Erhan Güran, vicdansız insanda bir titreme olmaz mı diye sordu. Salim böyle bir insan değil. Ya böyle vicdansız bir insanda bir titreme olmaz mı? Bir hareket bozukluğu olmaz mı? Aramalara katılan, camide amca Erhan Güran'la konuşurken oldukça sakin bir tutum sergileyen itirafçı, sorgusunda Narin'in cansız bedenini tutuklu amca Salim Güran'dan alıp dere kenarına gizlediğini itiraf etmişti.